Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda balon kol yapımı ile alakalı kısa bir çalışma yapacağım. Motifli çalışmalarda daha ziyade balon kol yapmayı tercih ediyoruz birçoğumuz. Bunun yapmanın da pratik bir yolu var. Geniş bir kenarı gördüğünüz gibi hemen hemen yarı boyutuna indirip daha şık bir görüntü elde etmeyi sağlıyoruz. Şimdi herhangi bir bağlantı noktasından ipimi sabitliyorum bir yandaki tepe boşluğuna ip batıyorum ve yine bir yandaki tepe boşluğuna ip batıyorum 3 ilmeği bir seferde çıkartıp sık iğne yapıyorum bir yandaki tepe boşluğu ve onun yanındaki tepe boşluğuna batıyorum ipimi uzatıyorum ve üçünü bir çıkartıyorum hemen yanındaki tepe boşluğu ve takip eden tepe boşluğuna batıyorum 3 ilmeği bir seferde örüyorum Takip eden iki tane tepe boşluğuna batıyorum. Üç ilmeği bir örüyorum. Takip eden tepe boşluklarına iki tanesine batıyorum. Üç ilmeği bir örüyorum. Bu şekilde iki tepe boşluğunu teke indirerek bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Ve boyutu yarıya kadar indirmiş oluyorum. Başlangıçtaki sık iğneye ilmek kaydırıyorum ve 3 zincir çekerek bir sonraki sırama başlıyorum. Şimdi oluşan tepe noktalarının her birine de ikili trabzanlar öreceğim. Hiçbir tepe noktasını atlamıyorum. Farazi konuşuyorum. Ee, bir alt sırada başlangıç sırasında 40 tane olan bizim tepe boşluğumuzu ikişerli gruplar halinde eksiltme yaparak 20'ye indirdik. Bu 20 taneyi de ikili trabzanlarla sıra dönerek lastiğimizin ilk sırasını yapmış oluyoruz. Dediğim gibi farazi konuşuyorum. Sizin e, motif boyutunuza göre değişir bu. Ve yine e, kolunuzun lastiğine göre ayarlamanız çok daha iyi olacaktır. Son ikili trabzanı, başlangıçtaki trabzanıma bağlıyorum ve 3 tane zincir çekip tığıma ip doluyorum. Takip eden ikili trabzana tığ arkadan dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzana tığ önden batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanı tığ arkadan batıyorum, ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzana tığ önden batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tığ e, trabzan gövdesine bir arkadan batıp bir önden batarak ikili trabzanlar örüyorum ve lastik gövdesini oluşturmuş oluyorum bakın bu şekilde şekil zaten kendini belli etmeye başladı bir önde duran bir şeridimiz bir de arkada duran bir şeridimiz oldu sırayı tamamladım başlangıçtaki 3 üç zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırdım yine üç tane zincir çekiyorum ve alt sırada arkadan tığ battığım trabzanlara yine arkadan tığ batıyorum. Önden tığ battığım trabzanlara da önden batıyorum. Yine ikili trabzanları örüyorum. Tığ arkadan battığım trabzana yine arkadan batıyorum. Tığ önden battığım trabzana yine önden batıyorum. Bir arka ve bir önden trabzanlarımı örerek yine bu sıramı da tamamlıyorum. İstediğiniz boyutta bu şekilde örerek kolu tamamlayabilirsiniz. Balon kolu oluşturmanın mantığı ve lastiğin yine aynı şekilde kurulması bu şekilde son derece basit, görüntü son derece şık. Bakın üst üste dördüğümüz ön trabzanlar, öndeki bir sıra gibi, arkadan ördüklerimiz de arka sıra gibi görünüyor kısa ve basitçe anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.